1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da karıştığı trafik kazasında Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük Timur Cihan Timur ve onu önce Mısır'a ardından da kaza gecesi Amerika'ya kaçıran annesi Eylem Tok'un Amerika'daki hukuki süreci devam ediyor. Geçen hafta Timur Cihan Timur 2 kez hakim karşısına çıkmıştı. Avukatları kaldığı yerdeki şartların kötü olması sebebiyle kefaletle serbest bırakılması gerektiğini savunmuşlar ve kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulunmuşlardı. Hatta babasının Türkiye'deki 2 milyon dolar değerindeki bir evini de teminat olarak göstermişlerdi. Buna karşılık savcılık hem teminatın kurallarına uyulmadığı hem de kaçma şüphesinin son derece yüksek olduğu gerekçesiyle Timur Cihan Timur'un kesinlikle serbest bırakılmaması gerektiğini savundu. Hafta boyunca Timur Cihan Timur'un avukatları mahkemeye sundukları yeni belge ve dokümanla Timur Cihan Timur'un serbest bırakılması için bazı doneleri öne sürdüler ve mahkeme hakiminden kefaletle serbest bırakma kararının kabul edilmesini istediler. Mahkeme hakimi henüz bir karar vermedi. Timur Cihan Timur'la ilgili yeni bir duruşma tarihi de açıklamadı. Eylem Tok'un da tutukluluk hali devam ediyor. Eylem Tok'un ilk duruşmasında avukatı, Eylem Tok'un işlediği suçun Türkiye'de bir yıldan az bir hapis cezasına denk gelecek bir suç olduğunu, dolayısıyla Amerika'da da tutuklu kalmaması ve Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini savundu. Çünkü Türkiye ile Amerika arasındaki iade anlaşmasında eğer ceza bir yılın altındaysa o zaman iade edilmeme durumunu gündeme getiriyor. Davanın ilerleyen süreçlerine dair ne gibi işaretler alacağız? Onları hep birlikte takip edeceğiz.